Bugün elbette terörü lanetleyip bu topraklarda her türlü teröre karşı birlik içinde özgür bir yaşam idealini var etme kararlılığını hep birlikte sergilemek zorundayız. Ancak bugün, tam da bugün, yas tutmanın, lanetlemenin, öfkelenmenin çok ötesine geçmek zorundayız. Her şeyden önce dün yitirdiğimiz 41 insanımıza, son bir yıl içerisinde aşağılık terör saldırılarıyla yitirdiğimiz 294 insanımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Bu saldırı bir kez daha şunu gösterdi. AKP iktidarı terör saldırıları karşısında eli kolu bağlı şekildedir. Saldırıyı önlemek yerine sadece seyretmektedir. Hatta teröre yardım ve yataklık yapmaktadır. AKP yetkililerinin ağzından bizzat şu cümleleri hepimiz duyduk. PKK da IŞİD de terör örgütü değildir dediler. IŞİD iyi ki varsın, Allah kurşununu azaltmasın sözlerini bizzat AKP yetkililerinin ağzından duyduk. Teröre onay veren, terörden beslenenler terörle asla mücadele edemezler. Türkiye, AKP iktidarının ideolojik saplantılarıyla şekillenmiş olan yanlış politikalarının sonucunda bir terör coğrafyasına dönüştürüldü. Türkiye'nin artık bir radikal ve aşırıcı terör sorunu var. Bugün yine mecliste terör gündemiyle bir genel görüşme talebimiz olacak. Umarız daha önce terör konusunda verdiğimiz araştırma önergelerini reddetmiş olan AKP bu sefer talebimizi reddetmez. Bugün hükümetin alması gereken çok acil kararlar var. Bugün karar alıp yarın vakit kaybetmeden uygulamaya başlaması gereken adımlar var. Hükümetin her şeyden önce ülkemizde yayılan bu radikalleşmenin bilincinde olması, bu gerçeği ideolojik, kültürel, siyasi gerekçelerle görmezden gelmekten vazgeçmesi gerekiyor. IŞİD, El-Nusra, PKK başta olmak üzere Türkiye'de örgütlenen bütün terör örgütlerine katılımın mutlak suretle yetkililer tarafından engellenmesi gerekiyor. Türkiye'nin sınır güvenliğinin tamamen sağlanması gerekiyor. Suriye ve Orta Doğu coğrafyasında savaşan militanların Türkiye'ye geçmesinin engellenmesi gerekiyor. Dışarıdan bölgeye gelmeye gayret eden militanların Türkiye'de kendilerine barınma imkanı bulmaları ve burayı bir yeşerme merkezi olarak kullanmalarının önüne geçilmesi gerekiyor. İktidarın söylemleriyle, etnik ve inanç temelli siyasetiyle ortaya çıkarttığı kutuplaşmaya bir an önce son vermesi gerekiyor. Bizim için önemli olan her bir insanımızın can ve mal güvenliğidir. Bu yetkiyi almış olan iktidar için de bunun bir öncelik olması gerekmektedir.